Dinleyicilerimiz, haftanın son programı olan Kur'an ve Ehl-i Beyt'in izinde ahlak ve irfan sofrasından hepinize mutlu akşamlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün Kur'an ve Ehl-i Beyt'in izinde ahlak ve irfan sofrasında inşallah duayı işleyeceğiz. Hani kulun Rabbi ile olan en büyük rabıtası ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi kitabında "O benim ibadetimdir" dediği duayı işleyeceğiz. Zaten programımız bir insanın, bir ferdin, bir kulun nefis tezkiyesinde başarılı olabilmesi için, kemal boyutuna ulaşması için alması gereken önlemler değil mi? İşte bunlardan bir tanesi de dua, yalvarmak, yakarmak. Bugün duayı işleyeceğiz. Dua nedir, ne anlama gelmektedir? Duanın adabı nedir, önemi nedir? Dua nasıl edilmelidir? Neden dua ederken ellerimizi yukarı doğru açarız? Bunun manası nedir? Bazıları diyor ki bizim dualarımız kabul olmuyor. O kadar dua etmekteyiz, Allah'a yakarmadayız ama bizim dualarımız kabul olmuyor, hacetlerimiz yerine gelmiyor. İşte buradaki eksiklik nedir? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? İnşallah bugün bunları enine boyuna Kanal 12 ekranlarında inşallah tartışacağız. Peki konuğum kim? Cumartesi günlerinin daimi konuğu, araştırmacı, yazar, gazeteci Mehdi Aksu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunus Bey. Evet hocam, dedik ki bugün duayı işleyeceğiz. Evet. Bir insanın Rabbi ile olan en büyük rabıtası. Şöyle başlayalım hocam. Dua nedir? Kelime anlamı olarak dua ne anlama gelmektedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nasta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Öncelikle ekranları başında hala hazırda bizleri, dünyanın neresinde olursa olsun izleyen aziz izleyicilerimizi Yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar. Cümlesine Rabbimden esenlik, sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ederim. Ve dün Ehl-i Beyt semasında, Zehra semasında velayetin 5. yıldızı Bakırul Ulum İmam Muhammed Bakır aleyhi alafu tehiyyatu ve sena hazretlerinin şehadet münasebetinden dolayı İmam-ı Zaman İmam-ı Mehdi Eccelallahu Teala Ferecehu Şerif hazretlerine, müçtehitlerimize, bütün sevenlerine ve ekranlara başında bulunan izleyicilerimize tasliyetlerimi arz ederim. Allah razı olsun. Dua sorusuna, konusuna geçmeden önce yine biz ana konumuzun bir özetini geçelim. Hı hı. Arz ettik ki insan cihad-ı ekber kavramıyla iç içedir. İnsan akıl ve nefs kuvvelerine sahip olduğundan dolayı son nefese kadar akıl nefse karşı, nefs akla karşı veya maddi taraf, manevi tarafa, manevi taraf, maddi tarafa veya ruhani taraf, hayvani tarafa, hayvani taraf, ruhani tarafa karşı mücadele ederler. Bu mücadelede insan nefsini tezkiye ettiği, başarılı olduğu takdirde insan melekten üstün bir makama ulaşır. Ama insan maazallah mağlup olduğu takdirde insan hayvandan aşağılık bir konuma iner. Cihad-ı Ekber'de başarılı olabilmek için insanın dışarıdan yardımlar alması gerekir, şarttır. Bu yardımlardan en son biz Kur'an'a yönelme, Kur'an'dan yardım alma konusunu ele aldık. Cihad-ı Ekber'de insanın başarılı olabilmesi, galip gelebilmesi için alabileceği yardımlardan, hatta çok önemli yardımlardan bir tanesi dua kavramıdır. Dua gerçeğidir. Dua hakikatidir. Dua amiyane bir şekilde avam tabakasının birçoğunun
amel ettiği şekilde, işte namazdan sonra, ibadetten sonra bir iki dakika el açıp yakarma değildir. Ondan ibaret değildir. Dua sadece ve sadece sıkıntı, dert, keder, musibetli anlarda insanın Rabbinden sıkıntılarını gidermesi yönünde Rabbin kapısına yönelmek değildir. Dua nedir? Dua özüne baktığımız zaman, dua mahlukun, sadece insanın değil, yaratılanın, mahlukun eğilimini izhar etmesi, açıklaması. Yönelişini izhar etmesi. İhtiyaç ve sıkıntısını dile getirmesi. Bazen insanın eğilimi ve ihtiyacı dile getirmesi toprağa kapanmak ile gerçekleşir, toprağa kapanarak yapılır. Bazen yazarak yapılır, bazen lisanı ile, dili ile isteyerek yapılır. Dua sınırlı olan mahluk, mahluk içinde insanın, sınırsız olan Halik, yaratıcının huzurunda eğilmesi. Bütün her şeyini ona bildirmesi. Bütün her şeyini ondan istemesi. Ama bütün her şeyini. Dua bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz buyuruyor, "Dua muhul ibadet." Yani bu kısa cümleye baktığımızda aslında duanın ibadetler içerisindeki yeri ve önemi de karşımıza çıkmaktadır. Muhul ibadet buyuruyor. Dua ibadetin beynidir. İbadetin beyni. Yani bir insan düşünün ki beyni yok. Bir varlık düşünün ki beyni yok. Beyinsizdir. Beyinsiz bir insan. Dua ibadetin beynidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Kur'an esasen duanın ibadet olduğunu bizlere buyurmuştur. İbadet sadece namazı, şuyu, buyu değil. Haccı vesaire, orucu, zekatı. İbadet sadece bunlar değil. Bakın duanın kendisi de aynı zamanda ibadettir. Ve Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde buyurmuştur. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, sesleyin beni, çağırın beni, icabet edeyim, cevap vereyim sizlere. İnnellezîne yestekbirûne en ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirin. Mü'min suresinin 60. ayeti. Ayetin başında buyuruyor, dua edin. Sonrasında buyuruyor ki, onlar ki benim ibadetimden yüz çevirirler. Onlar ki yestekbirun, benim ibadetime yönelik kibirlenirler, onlar kısa bir zaman sonra ebedi olarak cehenneme gireceklerdir. Benim ibadetim, ikinci cümlede benim ibadetim kelimesi, ibadeti, ayetin başında dua, anlıyoruz ki dua ibadettir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz buyurur ki, "Dua'u silahul mu'min." Dua, mu'minin silahıdır. Ve Hazreti İmam Ali aleyhisselam buyurur, "Dua turusul mu'min." Dua, mu'minin siperidir, kalkanıdır. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor ki, dua nedir diyorsunuz, bakın dua ibadettir, dua silahtır, dua siperdir, dua yakarıştır,
dua yöneliştir, dua istemektir. Dikkat edin bu ayet ve hadislerin içerisinden çıkan dua tanımları. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor ki, aleykum bis silahil enbiya. Sizlere peygamberlerin silahına sarılmanızı tavsiye ediyorum. Peygamberlerin silahı fekil ve ma silahul enbiya. Ey peygamberin evladı, peygamberlerin silahı nedir diye sordukları zaman imam buyurdu ki eddua, duadır peygamberlerin silahı. Veya Allah Resulü buyurur, ela edullukum ela silahin tunciikum yunciikum min aduvvikum ve yedirru rizqakum. Sizlere sizi düşmanlarınızdan kurtaracak ve rızkınızı çoğaltacak şeyi söyleyeyim mi? Aynı zamanda rızkı çoğaltıyor. Evet dedikleri zaman buyurdu ki tedûne billeyle ven nehar. Gece gündüz dua edin. Neden? Fe inne silahel mu'min eddua. Çünkü müminin silahı duadır. Hadisin içerisinde ne var? Rızkınızı çoğaltacak. Yani dua rızkın çoğalmasına vesile, sebep olan bir ibadet. Ve İmam Bakır aleyhisselam buyurur. Ela ukbirike, ukbiruke bima fihi şifaun min kulli dahatte sam. Sana bütün hastalıkların, bakın, bütün hastalıkların şifasının ne olduğunu söyleyeyim mi? Bütün hastalıkların şifası. Hatta ölüm. Hatta ölüm. Buradaki hatta ölüm cümlesinden maksat mutlak ecel değil elbette. Muallak ecel. Hatta ölüm. Evet dediklerinde imam buydu ki dua. Bütün hastalıkların şifası, ilacı duadadır. Dua nedir? Dua yönelme, yakarma, dile getirme, sıkıntıyı dile getirme. Dua nedir? Müminin silahı, müminin siperi, müminin rızkının çoğalma vesilesi. Aman. Kısaca dua bunlardan. Duanın ibaret. Tanımı bundan ibaret. Evet. Peki hocam, şeriatte kaç çeşit dua vardır ve az önce de hocam hadisten bahsettiniz. Şimdi şöyle bir nokta var. Şimdi hadis bize diyor ki doğru yol üzerine olun. Örnek. Evet. Şimdi biz diyebiliriz ki Allah'ım bizi doğru yol üzerine kıl. Ama dua bize doğru yolu daha kapsamlı bir şekilde tanıtıyor. O yola giderken hani doğru yolu daha böyle kapsamlı bir şekilde Allah'a yakararaktan bize tanıtıyor. Hani ilim, marifet açısından dua mı daha önemli yoksa hadis mi daha önemli ve dua hocam şeriatte kaça ayrılır? Eyvallah. Bakınız dua ikiye ayrılır. Bir me'sure olan dualar vardır. Bir me'sure olmayan dualar vardır. Me'sure ne demektir? Me'sure, masumun ağzından çıkan dualar. Masumun ağzından çıkan dualar. Başlangıcı belli, bitişi belli, içeriği belli, kelimeleri belli. Masumun ağzından çıkmış, siz ona bir ilave yapamazsınız, siz ondan bir çıkarma yapamazsınız. Mesela, örneğin, Kumeyl duası, masumun ağzından çıkan bir duadır. Veya Şabaniye duası, masumun ağzından çıkan duadır. Veya Arefe duası, masumun ağzından çıkan duadır. Şekli bellidir, çerçevesi bellidir. Me'sure dua ismini almıştır. Bir de me'sure olmayan dua var. O ne, nasıldır? Me'sure olmayan dua hangisidir? Kişilerin kendi mizaçlarına göre, kendi sıkıntılarına göre, kendi ihtiyaçlarına göre, kendi lisanları ile, Alman Almanca, İngiliz İngilizce, Arap Arapça, Türk Türkçe, Kürt Kürtçe, Fars, Farsça kendi lisanına, ihtiyacına, isteğine, sıkıntısına, o anlık haline göre Allah'a yakarmaz. Bu me'sure olmayan duadır.
Mesure olmayan duanın dolayısıyla şekli belli değildir. Siz bir çeşit dua edersiniz, ben bir başka çeşit dua ederim. Evet. Siz bir şey istersiniz, ben bir başka şey isterim. Ama mesure dua, masumun ağzından çıkan dualardır ki onun şekli, çerçevesi, sınırı, başlangıcı, bitişi, kelimeleri, hududu bellidir. Duanın mı ilmi ve irfani ve ahlaki açıdan anlamı daha derindir, içeriği daha derindir hadisin mi? Güzel bir konu. Hadis de masumun ağzından çıkan kelamdır. Dua da masumun ağzından çıkan kelamdır. Çok güzel bir konuya geldiniz. Masumun kelamında batın arayanlar, masumun kelamında irfan arayanlar, masumun kelamında derinlik arayanlar, ilmi konuların derinliği, irfani konuların derinliği, bunları arayanlar masumun dualarının içerisinde yüzmeye çalışsın. Neden? Çünkü duanın içerisindeki mana, anlam, irfan, derinlik hadisin içerisindeki manadan daha kapsamlı ve daha geniştir. Neden? Masumun duasında muhatabı Allahu Azze ve Celle'dir. Duada. Masumun hadisinde muhatabı sen ve beniz, insanlardır. Bakın birisinde muhatap Allah, diğerinde muhatap insan. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor, nehnu me'aşirel enbiya nukellimun nas ala kadri ukulihim. Biz peygamberler, yani genel manada masumlar, insanlarla onların akıl seviyesine göre konuşuruz. Şimdi masum birisiyle konuşuyor. Karşısındaki bir filozof, onun bilgisine ve akıl seviyesine göre hitap ediyor ona. Bir başkası nedir? Din ilimlerinde çok derinlere inen, birçok ilmi geride bırakan alim birisi, fakih birisi, masum karşısındakine göre hitap ediyor. Muhatabının seviyesine, ilmi derecesine göre hitap ediyor. Bir diğerinde masumun karşısında birisi var ki bu abdestini dahi almasını bilmiyor. Taharetini dahi almasını bilmiyor. Masum şimdi abdestini dahi almasını bilmeyen ile fakih birisine hitap ettiği zaman, alim birisine hitap ettiği zaman aynı şekilde hitap, aynı tarzda hitap eder mi? Etmez. Masumun hadiste muhatabı insandır. Masum ona göre konuşur. Ama masumun duada muhatabı Allahu Azze ve Celle'dir. Masum Allah'a yakarıyor. Allah'la sohbet ediyor. Allah ile konuşuyor. Sahife-i Seccadiye'ye izleyicilerimiz bir baksınlar. Sahife-i Seccadiye İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın duaları ve Ehl-i Beyt imamlarının Mefatihul Cinan'daki dualarına baksınlar. Mesela Şabaniye duası, mesela Arefe duası. Burada bu duaların tamamında muhatap Allahu Azze ve Celle'dir. Muhatap Allahu Azze ve Celle olduğundan dolayı duanın içerisindeki anlam, ilim, irfan, hadis içerisindeki anlam, ilim, irfandan daha derindir. Anladım hocam. Peki hocam, şimdi duanın kelime anlamını öğrendik. Duanın hangi çeşitlere ayrıldığını da öğrendik. Şimdi bu noktada hocam duanın bir adabı olmalı. Evet. Bir hani şekli olmalı. Biz Allah'a hani nasıl yakarmalıyız? Evet. Duayı ederken çok önemli bir şey. Çünkü Allah diyor ki bu benim ibadetim.
Evet. Şimdi Allah'ın ibadetini namazı yaparken çok dikkat ediyoruz. Orucu evet. tutarken çok dikkat ediyoruz. Belli şartları var kabul olması için. Evet. Duanın o şartları ve o şeyleri nelerdir hocam? Önemli noktaları. Şimdi öncelikle şunu belirtmem lazım Yunus kardeşim. İzleyicilerimiz bu noktaya iyi dikkat etmeleri lazım. İslam dininde, Ehlibeyt mektebinde her ibadetin üç tane aşaması var. Başta da dedi ki dua ibadettir. Her ibadetin üç tane aşaması var. Bir, ahkam. İki, adab. Üç, esrar. Sırlar. Mesela namaz bir ibadet. Namazın birinci aşaması namazın ahkamıdır. İkinci aşaması namazın adabıdır. Üçüncü aşaması namazın esrarıdır, sırlarıdır. Namazın ahkamı diyoruz mesela. Abdest namazın hükümlerinden bir tanesidir. Kıble namazın hükümlerinden bir tanesidir. Kıyam namazın ahkamından bir tanesidir. Kıraat namazın ahkamından bir tanesidir. Rükû, secde namazın hükümlerinden bir tanesidir. Bakın, ahkam evet. diyoruz. Bunlar namazın ahkamı. Bunları yapmak yeterli mi? Evet, insan namazın ahkamına riayet ederek namazını yerine getirir ise o namaz onun üzerine düşmüş olur. Ama İslam bizden namazın adabına gelmemizi istiyor. Ahkamda kalmak yeterli değil diyor. Gelin adaba diyor. Namazın adabı diyoruz. Namazın adabı mesela. Ahkama riayet ettiğimiz zaman, namazın hükümlerine, ahkamına riayet ettiğimiz zaman o ahkamı adab ile güzelleştirmek. Örnek, namazı ihlas ile kılmak. Namazı huzu ile kılmak, namazı huşu ile kılmak, namazı vaktinde kılmak, namazı ıtır kullanarak kılmak. Efendim namazda, namazın sonunda dualarla namazı sonlandırmak. Bakınız, İslam bizden bir takım şeyleri özellikle ihmal etmememizi istiyor. Bunları diyor ihmal etmeyiniz. Diyoruz her ibadetin ahkamı var, adabı var, esrarı var. Esrar. Bakın Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki قُلْ مَا يَأَبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Furkan Suresi 77. ayet. De ki benim Rabbim sizi neylesin? Bakın, kul ma ya'ba'u Rabbi. De ki, bikum Rabbi. De ki, benim Rabbim sizi ne yapsın? Neylesin sizi? Hangi koşulda ne yapsın, neylesin? Levla dua'ukum. Eğer sizin duanız yoksa, benim Rabbim sizi ne yapsın? Dikkat edin ayete. Eğer sizin şuyunuz yoksa, buyunuz yoksa, şu ibadetiniz, bu ibadetiniz yoksa Rabbim sizi neylesin buyurmuyor. Namaz dinin emridir. Namaz dinin en önemli emridir. Namazı terk edenlere yönelik Kur'an'da azap vaat eden ayetler var. Buna rağmen ayet buyurmuyor ki sizin namazınız yoksa benim Rabbim sizi neylesin? Böyle bir şey yok ayette. Ne var? Sizin duanız yoksa benim Rabbim sizi neylesin? Allah peygambere emrediyor. Peygamber bu şekilde söyle. Kul söyle. Eğer sizin duanız yoksa Rabbim sizi neylesin? İmam Muhammed Bakır aleyhisselama buyurdu, sordular. Kur'an kıraat etmek mi daha fazla sevap ve fazilettir? İnne kesretel kıraati efzel ev kesretel dua.
çok Kur'an kıraat etmek mi faziletlidir? Yoksa çok dua etmek mi fazilettir? Hangisi hangisinden fazilettir? Dikkat edin. Biz olsak sıradan insan olarak bizler bu sorunun cevabında ne cevap veririz? Deriz ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla Kur'an kıraat etmek dua etmekten fazilettir. Evet. Biz böyle cevap veririz. Hı hı. İmam buyurdular ki dua Kur'an kıraatinden daha fazilettir. Neden? Cevabında gerekçeyi şöyle buyuruyor. Ama tesme'u li kavlihi Teala kul ma ya'be'u bikum Rabbi levle duakum. Sen Allah'ın şu kelamını işitmedin mi? Soru soruna cevap buyuruyor. Sen Allah'ın şu kelamını işitmedin mi ki Allah buyuruyor de ki sizin duanız yoksa benim Rabbim sizi ne yapsın? Bakın dua Kur'an kıraatinden önemli. Bundan dolayı Yunus kardeşim ve aziz izleyicilerimiz İslam dini bizden özellikle bazı şeyleri ihmal etmememizi istiyor. Ben hepsine şu anda geçemem. Hepsini şu anda söyleyemem ama bir tanesini söyleyeyim. Hı hı. Hayatınızda dua olsun. Duayı ihmal etmeyin. Hele özellikle bir insanın din ile rabıtası varsa, cami ile rabıtası varsa, namaz ile, ibadet ile, alim ile, ilim ile rabıtası var ise, o insanlar özellikle duayı ihmal etmemelidirler. Neden? Allahu Azze ve Celle hadisi kutsi'de var buyuruyor. Kulum namazdan sonra benden bir şey istemeden kalkar gider ise dua ne demektir? Kulun Rabbinden bir şey istemesi. Benden bir şey istemeden kalkar gider ise o kulum bana cefa etmiştir. Ve bu kulun namazlarını melekler Allah'a götürdükleri zaman hadisi kutside var ey aziz izleyicilerimiz. Allah meleklere buyuracak ki alın bu namazı götürün sahibinin başına atın. Bu namazın sahibinin bana ihtiyacı yok. Hocam şimdi bir dakika. Namaz da ibadet, dua da ibadet. Evet. Namazımızı kıldık ama hiçbir şekilde dua etmeden kalktık. Evet. Ona rağmen o namaz bizim başımıza atılıyor. Atılıyor. Çok mu acelen var? Çok mu işin var? Bakın bazı şeyler var Yunus kardeşim. Ya 10 saniyemizi almaz. 10 saniye. Çok mu acelemiz var? Çok mu işimiz var? Sadece elini aç bir sefer. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah'ım bizim akıbetimizi hayırlı eyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. De kalk git. 10 saniye sürdü mü? 2 selavat bir cümle. Çünkü duanın adabında arz edeceğim. Hı hı. Duanızı selavatla başlayıp selavatla bitirin diye. 2 selavat bir cümle. 10 saniye bilemedin 15 saniye. Ama duasız kalkma. Duasız yani çok acelen varsa hiç olmasa tek bir cümleyle dua et de öyle kalk git. Allah'ım akıbetlerimizi hayırlı eyle. Bakın 10 saniye 15 saniye. Dua etmeden gittiğin takdirde Allah-u Teala buyuruyor ki bu namazın sahibinin bana ihtiyacı yoktur. Bu adam bana cefa etmiştir. Alın bu namazı götürün onun başına atın. Hadisin devamı. Eğer kulum namazdan sonra elini açar benden bir şey ister ise ben o kulumun istediğini ona vermez isem ben ona cefa etmiş olurum. Bakın yazık değil mi bize? Bu rivayet Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü
Bu rivayet bize şunu diyor: ey mümin, ey namaz kılan, ey cami ehli, ey ibadet ehli, emin ol, emin ol, emin ol, her namazdan sonra yaptığın dualarda muhakkak kabul olan bir duan vardır. Muhakkak. İcabete eren bir dua vardır. Çünkü Allah hiçbir kuluna cefa etmez. O dua ederse, ben vermez isem, icabet etmez isem, ben ona cefa etmiş olurum buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Dolayısıyla bakınız, dua ederken, dua diyoruz ya, İslam dini diyor ki bazı şeyleri ihmal etmeyin. Mesela dua dedik. İhmal edilmeme, yani eğer müsaadeniz varsa burada duanın dışına çıkıp birkaç kelime söylemek istiyorum. Eğitici olsun konu. Söyleyeceğim şeylerin hepsi toplam 2 dakikamızı almaz. 2 dakikamızı almaz. Hı hı. Bakın. Bir, dua. 2, İslam'ın emirlerinden, namazın adaplarından, ibadetin adaplarından bir diğeri şükür secdesidir. Namaz bitti. Demin dedik ki her ibadetin 3 boyutu var. Ahkam var, adab var, esrar var. Namazın adabından bir tanesi nedir? Şükür secdesidir. Kul namazdan sonra secdeye kapanır. 3 defa şükran lillah, şükran lillah, şükran lillah. 3 defa bunu söyler. Hı hı. Namazın adabı. Allahu Azze ve Celle kulunu şükür secdesinde gördüğü zaman meleklere ne buyurur biliyor musunuz? Meleklere buyurur ki, meleklerim, ben şu kulumun şükür secdesi ile iftihar ediyorum. Bakın, namazıyla iftihar ediyorum demiyor. Şükür secdesi ile iftihar ediyorum. Ben ona namazı farz ettim. Ben ondan farz namazı istedim. Ama o farz namazı yaptıktan sonra üstüne üstlük farz olmayan şükür secdesini de yapıyor. Melekler, bunun sevabının ne olduğunu siz belirleyin. Bakın, bir şükür secdesinden dolayı Allahu Teala meleklere soruyor. Bunun sevabını siz belirleyin. Melekler derler ki, Allah'ım, onun günahlarını affeyle. Bir grup melek böyle söyleyecek. Onun günahlarını affeyle. Allah buyuracak ki, onun günahlarını affettim ama siz azı söylediniz. Bir diğer grup melek diyecek ki, ya Rabbi, onun makamını yükselt. Allah buyuracak ki, ben onun makamını yükselttim ama siz de az söylediniz. Bir grup melek de diyecek ki, ya Rabbi, onun yapmadığı ibadetlerin, hayır ve hasenelerin sevaplarını o yapmışmış gibi onun defterine kaydedelim. Allah buyuracak ki, onu da kabul ettim ama siz de az söylediniz. Şu grup melek bir şey, şu grup melek bir şey, şu en sonunda öyle bir noktaya gelecek ki, dikkat edin bu cümleye. Bakın hadisteki şu cümle, hı hı. Melekler o kadar şey isteyecekler ki o şükür secdesi yapana, en sonunda melekler diyecek ki, ya Rabbi, artık verilmedik bir şey aklımıza gelmiyor. Her şeyi söyledik. Söylemediğimiz hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Allahu Azze ve Celle ne buyuracak? Namazdan sonra şükür secdesi yapan kuluma karşılık ben de teşekkür ederim. Ben de şükrederim. Ben de şükrederim. Ancak biz Allah'ın şükrünün ne anlama geldiğini anlayamıyoruz. Anlamıyoruz. Allah'ın şükrün hani ne anlam ifade etmektedir? Biz anlamıyoruz. Sadece ne buyurur? Bu kadar mükafatı Allah az gördükten sonra buyurur ki, şükür secdesi yapan kuluma ben de şükrederim. Yani o söylenen mükafatların üstünde bir mükafat. Dolayısıyla bakın, namazdan sonra dua 20 saniye 15 saniye. Hı hı. Şükür secdesi en fazla 5 saniye. Bakın, en fazla. 5 saniye bile değil hocam. En fazla dediğiniz kısa. Gibi
Tesbihat Hazreti Fatıma. 34 Allahu Ekber, 33 Elhamdülillah, 33 Subhanallah. Bir dakikada bu sürsün. Ki sevabı nedir? Sevabı imam, bakın mümin biraz zeki olmalı, mümin biraz uyanık olmalı, mümin biraz akıllı olmalı, sefih olmamalı. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki annemiz Fatıma'nın tesbihatı benim yanımda 1000 rekat sünnet namazdan daha faziletlidir. Şimdi kişi kalkmış o tarafta sünnet namazlar kılıyor, kılıyor. Evet sünnet namaz güzeldir. Ama farz namaz bittikten sonra dua yok. Bakın şükür secdesi yok. Hazreti Fatıma'nın tesbihatı yok. Alacele adeta caminin kapısına doğru koşa hızlı adımlarla ilerliyor. E şimdi sen ezandan bir saat önce gelip istediğin kadar sünnet namaz kıl. Burada 1000 rekattan üstün bir amel var ki senin 1 dakika zamanını almaz. 1 dakika vaktini almaz. Sen bunu yapmıyorsun. Tesbihat-ı erbaa. Bunu ihmal etmeyelim. İhmal etmememiz gereken şeylerden biri sabahleyin uykudan gözümüzü açtığımız zaman ağzımızdan ilk çıkan söz Esselamu Aleyke ya Eba Abdillah olsun. İmam Hüseyin'e selam vermek olsun. Güne İmam Hüseyin'e selamla başlayalım. Bu şekilde yapalım. Bu 4 şey. 4 şeyi yaptığımız zaman ki başka başka şeyler de var, girmiyorum o konulara. Bu 4 şeyi yapan izleyicilerimiz 40 gün sonra evlerine baksınlar. 40 gün sonra kalplerine baksınlar. 40 gün sonra ağızlarına baksınlar. 40 gün sonra etraflarına, çevrelerine, dostlarına, arkadaşlarına baksınlar. Her şeylerinde değişme olduğunu fark edecekler. Her şeylerinde ama. E şimdi namazdan sonra dua 20 saniye, şükür secdesi 5 saniye, tesbihat-ı Hazreti Fatıma 1 dakika, toplam 2 dakika. Toplam 2 dakika. Ya merhamet et, Müslüman, kendine merhamet et. Ahiretine merhamet et. 2 dakikanın karşısında Allah sana ne veriyor? 1. Dua etmeyen bana cefa etmiştir. Dua eder de kalkar giderse duasını kabul etmezsen ben ona cefa etmişim. 2. Şükür secdesi yapana bu kadar mükafat var. 3. Tesbihat-ı Hazreti Fatıma'nın bu kadar sevabı var. Sen bu kadar sevabı 2 dakika sabredemiyorsun. Dayanamıyorsun. Oysa caminin dışına çıktığın zaman ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Kabul et ki çok vacip bir işim var, çok acele bir işim var, çok önemli bir işim var. 2 dakika geç gitmekle o işin batmaz. 2 dakika geç gitmekle o işten zarar etmezsin. Ama biz bakıyoruz ki genelde Allah şahit boş olanlar, işi olmayanlar. Anlatabildim mi? İşi olmayanlar namaz bitiyor bakıyor sanki dışarıda birileri efendim çil çil altınları bedava dağıtıyor. Kamyonda adeta millete altın dağıtıyor. Altın bile dağıtsa 2 dakika. Şeye benzedi hocam, evet. Cuma suresine benzedi bu. Evet. Dolayısıyla bakınız, şimdi bu şekilde ibadet edenleri insan gördüğü zaman kendi kendine diyorsun ya, bu nasıl bir dindir? Kur'an'da böyle bir din yok. Peygamber'de böyle bir din hayatı yok. 12 imamda böyle bir din hayatı yok. Evet. Bir insan mesela, bir insan örnek diyorum. Bunlara riayet ettiği takdirde bazı şeyler insan tatmadığı için kaçıyor, acı geliyor. Kalp kabul etmiyor, ruh kabul etmiyor, mizaç kabul etmiyor. Ama insan bir tatsa bu güzellikleri. Yani ibadetten sonra kalıp bir dua etse, bir Allah'tan razı niyaz edip bir şeyler istese, yalvarsa, bir şükür secdesine kapansa. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İmam efendi diyor, birileri mühür tesbihi topluyor. Efendim birileri de innallaha ve melaiketahu salavatın ayeti ve salavattan sonra bakıyorsun ki hadi alacele çıkıyorlar. Hı hı. E diyorsun ki yani bu ne yaptı şimdi? Burada ibadet mi oldu? Bunların yaptığı ibadet mi oldu? Bir ibadet ki Allah buyuruyor al bu namazı götür sahibinin başına at. Sen buna ibadet diyebilir misin? Asla. Bizi dinleyenler, ekranları başında şu anda bizi dinleyenler ve bu şekilde yapanlar, bu Meyte Aksu'nun sözü değil,
Bu dinin peygamberinin sözü buyuruyor ki Allah buyuracak, al götür o namazı sahibinin başına. Dua. Dua et ya. Duasız bir namazı Allah sahibinin başına atıyor. Sahibinin başına vurulan bir namaz sahibini cennete mi götürecektir? Hayır. Evet, gelelim. Ki ben bu bölümü parantez açmıştım, konumuzun dışındaydı aslında bu. Bu dört şeyi unutmasınlar inşallah. Dua, İnşallah. Şükür secdesi, Hazreti Fatıma'nın tesbihatı, güne İmam Hüseyin'le selam vermekle başlamak. Selam vermekle başlamak. Bunlar adabın sadece parantez açtığınız boyutları değil mi hocam? Küçük bir parantez. İhmal etmememiz gereken dört tane şey. Duanın adabına geldiğimiz zaman dedik ya, İslam dininde her ibadetin ahkamı var, adabı var, esrarı var. Biz duanın esrarına girmemiz mümkün değil. Yani bu program onu kaldırmaz. Duanın sırlarına girmemiz mümkün değil. Ama duanın adabı. Bakınız, duanın adabında İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyur, ihfez adabet dua. Duanın adabını koru. Bu cümleden ne anlıyorsun? Duanın adabı var. İmam korumayı bize emrediyor. Venzur men ted'u. Kimi seslediğine bak. Kimi sesliyorsun? Burada biraz duralım. Dua, kulun Allah ile sohbet etmesidir. Kur'an, Allah'ın kul ile sohbet etmesidir. Allah'ın kendisiyle konuşmasını isteyenler, sevenler, Kur'an okusun. Allah ile konuşmak isteyenler, dua etsin. Biz masumları ne kadar anlamışız? Hazreti Fatıma'yı biz ne kadar anlamışız? İmam Ali'yi biz ne kadar anlamışız? Hazreti Fatıma selamullahi aleyha gecenin derinliklerinde kalkar ağlayarak dualar ederdi. Gözyaşlarını bir şişe içerisine toplardı. Ki o gözyaşlarını Hazreti Ali aleyhisselama vermiş, Ali bu gözyaşlarımı benimle beraber mezarıma bırak, bunlar kıyamet günü şahidim olacak diye. Hazreti Ali aleyhisselam gecenin derinliklerinde, hurma bahçelerinde, hurma ağaçlarının dibinde, karanlıklarda ağlayarak, secdelere kapanarak dualar ederdi. Neden böyle yapıyorlardı? Sebebi neydi? İzleyicilerimize ben bir şey söyleyeyim. Bundan isim vermeyeceğim. 25-30 yıl önce o dönemin cumhurbaşkanlarından, cumhurbaşkanı mı, başbakan mı, Iğdır'a gelmiş, Iğdır'a. Benim tanıdıklarımdan bir tanesi, bildiklerimden bir tanesi, o başbakanla veya cumhurbaşkanıyla bir ayaküstü 3 dakika sohbetli bir resim çektirmiş. Belki ben 100 yerde şahit olmuşum ki, bir yerde söz açıldığı zaman, işte falanca da bana böyle dedi. Falan işte makam sahibi bana şöyle dedi. Ya ayaküstü 3 dakika konuşmuş. 30 senedir anlatıyor, bitiremiyor. Bakın dikkat edin, önemsiyor. Kişi gitmiş, devlet erkanından örnek verdim. Devlet makamından örnek verdim. Din makamından örnek vereyim. Kişi gitmiş Seyyid Ali Hamaneyn'in yanına. Veliye emru muslimin, Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Gitmiş Ayasullah Sistani'nin yanına, Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Gitmiş Ayetullah Horasani'nin yanına, Ayetullah Mekarim Şirazi'nin yanına. Müştehitlerimizden birinin ziyaretine gitmiş. 5 dakika konuşmuş.
Döndüğü zaman her oturduğu kalktığı yerde Ayetullah Hamenei ile görüştüm. Ayetullah Hamenei ile konuştum. Ayetullah Sistani ile konuştum. Her yerde. Niye birimiz Allah'la konuşmaktan iftihar etmiyoruz? Allah'ın, bakın Ayetullah Hamenei Allah'ın kulu. Allah'ın güzel bir kuluyla konuşup onu kendimize biz makam görüyoruz. Burası çok önemli. Onu kendimize bir iftihar, onur, kıvanç kaynağı görüyoruz. Böyle bir kaymakamla, bir valiyle, bir milletvekiliyle, bir bakanla, bir ne bileyim başbakanla konuştuğumuz zaman onu kendimize onur, kıvanç kaynağı görüyor, her yerde anlatıyoruz. Peki bunlarla konuşmak mı büyük bir makamdır, rütbedir, daha fazla önemlidir? Allah'la konuşmak. Dua kulun Allah'la konuşmasıdır. Hazreti Ali aleyhisselam ki, bakın beni götürüyorsunuz yavaş yavaş esrar bölümüne sokmaya gidiyoruz ama fazla gitmeyeceğim, geri döneceğim. Aldığımızı alalım. Sırlardan geri döneceğim, fazla gitmeyeceğim. Bakın Hazreti Ali aleyhisselam gecenin derinliklerinde ağlıyor. İmam Zeynel Abidin gecenin derinliklerinde ağlıyor. Niye ağlayarak dua ediyor? Aşık maşuku ile hemdem olmaktan, aşık maşuku ile konuşmaktan, dünyanın lezzetlerin lezzetini masum nerede tadıyor? Nerede? Maşuku ile konuştuğu zaman, maşukunun huzuruna çıktığı zaman, onunla razı niyaz ettiği zaman. Allahu Azze ve Celle Hazreti Musa aleyhisselama buyuruyor ki, Musa elindeki nedir? Elindeki nedir? Soruyor Kur'an'da ayet. Hazihi esaya, bu benim asamdır. Buna yaslanırım. Buna yaslanırım. Bununla koyunlarıma ağaçlardan yaprak dökerim. Bununla başka başka şeyler yaparım. Çok geniş bir cevap veriyor değil mi? Ayete bakıyorsun, geniş bir cevap. Soruyu soran, mesela, soruyu soran cahilse, cevap veren cahilin sorusunu genişten açıklamalı ki konuyu kavrayabilsin. Soruyu soran müçtehid ise, müçtehid sana bir soru sormuş, artık ona çok geniş cevaplar vermene gerek yok. Ona iki kelime cevap verdiğin zaman o zaten ne dediğini anlıyor. Şimdi bu benzetme, bu teşbihte olduğu gibi soruyu soran Allahu Teala. Allah bilmiyor mu Musa'nın elinde ne var? Biliyor, görüyor. Buna rağmen soruyor, Musa elindeki nedir? Neden soruyor? Gördüğü ve bildiği halde maşuk aşıkını ödüllendiriyor. Aşığa maşukun verdiği en güzel ödül benimle konuşmandır diyor. Aşığın maşukla konuşması maşukun aşığına verdiği en güzel mükafat ve ödüldür. Allah Hazreti Musa'yı ödüllendiriyor. Musa benimle konuş, bak ben senden konuşuyorum. Elindeki nedir diyorum. Musa ise karşısına çıkan bu fırsatı değerlendiriyor. Ben tek kelimede Allah'a cevap versem nokta bırakılmış olacak. Ama Musa fırsatı değerlendiriyor, sohbeti uzatıyor. Sohbeti maşukuyla daha fazla konuşup daha fazla lezzet almak için sohbeti uzatıyor. Diyor bu benim asamdır ve bununla şunları 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 yaparım. Dua. Eğer kul aşıksa aşığın maşukuyla konuşmasıdır. Kulun Allah ile konuşmasıdır. Allah'la konuşmaktan niye bazıları rahatsız oluyor? Niye kaçıyor? Niye efendim ruh kabul etmiyor, mizaç kabul etmiyor? Paslandığı için, kilitlendiği için, mühürlendiği için. Yoksa insan Allah'tan konuşmaktan rahatsız olur mu? Efendim Allah'ın kuluyla konuşmuşsun,
Her oturup kalktığın yerde anlatıyorsun. Ben falan müştehitle konuştum. Ama dua makamında, ibadet makamında da bakıyorsun ki en önde kaçanlardan birisi sensin. Evet. Allah'ın kulunu o kadar önemsiyorsun ki ama Allah'ı önemsemiyorsun. Kulu önemsediğin kadar Allah'ı önemsemiyorsun. Kur'an Allah'ın kul ile konuşmasıdır. Bir insan Allah benimle konuşsun bunu istiyorsa açsın Kur'an okusun. Kur'an Allah'ın kelamı. Ben Allah'la konuşmak istiyorum diyen dua etsin. Dolayısıyla imam buyuruyor ki ihfaz adabet dua. Duanın adabını koru. Menzur men ted'u. Kimi çağırdığına bir bak. Duada Allah'ı çağırıyoruz. Allah'ı çağırıyoruz. Bazen bakıyorsun adamın eli havada, eli havada. Böyle gözlerini kapatıp veya gözleri açık. Allah'a içinden dua etmesi lazım. Eli havada, başı şurada. Şurada yani adeta gözleri fal taşı gibi oynuyor. Anlıyorsun ki bu Allah'la konuşmuyor. Bu alışkanlık yapmış. El namazdan sonra elini açmayı alışkanlık haline getirmiş. Alışkanlığını yapıyor. Kimi çağırıyorsun? Keyfe ted'u. Nasıl sesliyorsun? Buna dikkat et. Nasıl çağırıyorsun? Nasıl istiyorsun? Buna dikkat et. Limaza ted'u. Niçin sesliyorsun? Bakın imam buyuruyor ki bunlara dikkat et. Mesela duanın adabını bilmeyen insan Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını yanlış yerlerde kullanır. Mesela örnek diyorum. Bir insan ilim sahibi olmak istiyor ve o konuda Allah'tan yardım istiyor. Allah'ım bana yardım et, ilim sahibi olayım. İlim sahibi olayım tarzında o şekilde dua ettiği zaman ey Cabbar Allah, ey Cabbar Allah bana yardım et, ilim sahibi olayım. Bakın. Bu dua yanlış bir duadır. Cabbar doğrudur. Allah'ın isimlerinden biridir. Sıfatlarından biridir. Hı hı. Ama ne diyeceksin? İlim sahibi olmak isteyen, o konuda başarılı olmak isteyen diyecek ki ey alim Allah. Dua yani istenilen Allah'ın sıfatıyla uyum sağlamalıdır. Mesela örnek diyorum. Sen Allah'tan af diliyorsun. Ya Rezzak, ey Allah sen Rezzaksın. Beni affeyle. Ne alaka? Ey Allah'ım sen rızık verensin, beni affeyle. Bakın duanın adabı çok önemli. Uyuşmuyor, evet. Uyuş. Ey Gaffar, ey bağışlayan Allah. Gaffar yani bağışlayan. Hı hı. Ey Tevvab, ey tövbeleri kabul eden Allah. Beni affeyle. Dua... Duanın içeriği Allah'ın sıfat ve isimleriyle uyum sağlamalıdır. Bundan dolayı imam ne buyuruyor? Nasıl istediğine dikkat et. Nasıl istediğine. Bakın diyoruz duanın adabı. Duanın adabı. Her şeyin sınırını korumak. Onun adabıdır. Bir şeyin sınırını siz korur iseniz, bu onun mesela... Babalığın bir sınırı vardır, anneliğin bir sınırı vardır, evlatlığın bir sınırı vardır, yöneticiliğin bir sınırı vardır, alimliğin bir sınırı vardır, işçiliğin bir sınırı vardır, amirliğin bir sınırı, memurluğun bir sınırı. Bu hudutları korumak nedir? Adaptır. Mesela dilin bir sınırı vardır. Dilin sınırı nedir? Dilin sınırı, dilin adabıdır. Dilin hudut ve sınırı nedir? Dilin, lisanın küfürlü olmaması. Gözün bir sınırı vardır. Nedir? Gözün haramlara şehvet ile bakmaması. Elin bir sınırı vardır. Bakın bu söylediğimiz sınırların hepsi adaptır. Gözün adabı, dilin adabı, elin adabı, baba olmanın adabı, anne olmanın adabı, kardeş olmanın adabı, evlat olmanın adabı. Bu sınırları korumak adaptır. Dolayısıyla Yunus kardeşim, Şeyh Teberisi, merhum Teberisi, Mekarimul Ahlak
isimli kitabındaki Şeyh Taberisi yaklaşık 6-7 asır önce yaşamıştır. Mekarimul Ahlak isimli kitabında ve yine Şeyh Abbas Kummi Mefatihul Cinan'ın başında. Mefatihul Cinan ki şu kalınlıkta bir dua kitabıdır. Şeyh Abbas Kummi Mefatihul Cinan'da dua için 23 tane adab zikretmişler. Peki hocam bu 23 adabı hani biraz seyirciyi meraklandırsak aradan sonra söylesek nasıl olur? Eyvallah. Bir 5 dakikamız var hocam, araya gireceğiz. İsterseniz bir yorumları okuyalım. Millettin hocam ruhu, kalbi coşmuş durumda. Özellikle evet. Bu esrara girdiniz kısa bir şekilde. Evet. Ondan bile inanılmaz etkilenmişler hocam. Evet. Dilerseniz ben birkaç tane mesaj okuyayım hocam. Kenan Bey yazmış hocam. Bu sohbet meclisi ne kulak vermek bizlere o kadar mutlu ediyor ki dile gelmez. Acaba bir haber olanlar iki cihanda ne ile mutlu olacaklar? Şaşırmamak elde değil. Kanal 12 ailesine yürekten sevgiler sunar. Mehdi Ağam'ı ve Yunus kardeşe tebrikler arz ederim demiş. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Bu mesajı İran'dan yazıyoruz. Benimle beraber seyreden ailem adına Kanal 12 yapımcılarına ve bizi ilmiyle feyizlendiren değerli alimimiz Mehdi Aksu'ya teşekkür ederiz. Fatime Mahsume Ağır yazmışlar hocam. Maşallah. İran'dan bile izleyicimiz var. Maşallah. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden çok 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 razı olsun. Allah kömeğiniz olsun sizlere demiş hocam. Duacıyız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm Mehdi hocam. Sizi Kanal 12 aracılığıyla web sayfasından takip ediyorum. Sizin sohbetleriniz insanın ruhunu dinlendiriyor, inancını kuvvetlendiriyor ve moralimi düzeltiyor. Ağzına ve yüreğine sağlık demiş hocam. Allah razı olsun. Cumartesi günlerinin ilim ve ahlak üstadı, Allah sizin yardımcınız olsun. Sizi başımızdan eksik etmemiş demiş Trabzon'dan Mert kardeşimiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Hocamızın ağzına sağlık. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin demiş. Allah razı olsun. Hocam Allah razı olsun senden, İzmir'den Samet. Bu program hayatımı değiştirecek. Dua ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Ağzına, yüreğine, kalbine sağlık. Sayın Aksu Hocam, Cansu Hanım yazmışlar. Allah razı olsun. Biz bu zamana kadar dua etmiyormuşuz demiş hocam. Bir kardeşimiz İzmir'den yazmış. Allah razı olsun. Amin. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun demiş. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan, Azerbaycan'da selamlar olsun. Evet, Azerbaycan'ımıza da selam olsun. Evet, sorular da var hocam. Soruları son 20 dakika alıyoruz değil mi hocam? Eyvallah. Orada cevaplandırırız. Evet. Sorularımızı da. Trabzon'dan, İzmir'den, İran'dan, Azerbaycan'dan, her yerden hocam mesajlar gelmiş ki gerçekten çok etkileyici bir şekilde. Allah razı olsun. Gerçekten hani dedim ya, çok az bir şekilde girdik esrar boyutuna. Evet. O bile insanların ruhuna nedenli işlemiş yani. Dedik ki duanın adabı. Hı hı. Duanın adabı. Bakınız, duanın birinci adabı, dua eden insan taharetli ve temiz olmalı. Taharetli ve temiz olmalı. Taharet ve temiz dediğimiz zaman mesela şöyle diyoruz. Beşer taharetli olmalı ve Adem taharetli olmalı. Beşerin tahareti ile Adem'in tahareti farklıdır. Beşer taharetli olmalı, yani abdestli olmalı. Yani insan cismani, bedensel temizliğine riayet ederek dua etmeli. Hı hı. Beşer taharetli olmalı cümlesinden maksat bu. Ama bir yerde deniliyorsa Adem taharetli olmalı. Birincisiyle aynı anlamı ifade etmez. Adem taharetli olmalı, yani dua makamında olan insanın kalbi de temiz olmalı. Günahı tasavvur etmemeli. Birincisinde
bedenimiz temiz. Yani abdestliyiz. İkincisinde ise bedenimizin temizliğiyle beraber kalbimiz de temiz olmalıdır. İnsan taharetli olmalı cümlesi ise bambaşka anlam ifade eder. Beşer yani abdest. Bakın. Adem yani kalp temizliği. İnsan taharetli olmalı, bu çok başka bir şey. Yani hem insanın cismi boyutu temiz olmalı, hem insanın ruhani ve kalbi boyutu temiz olmalı. Neden? Zira insan iki tane elif ve nundan ibarettir. İnsan. Arapçasını ben yazarsam, bakın in başta bir elif var. Elifin yanında nun var, in. Ortada bir sin harfi var. Sin'den sonra bir elif var, eliften sonra bir nun daha var. Bakın. Elif, nun, şu sin'i çıkalım. Başta bir elif nun, sonda bir elif nun. İnsan kelimesinde iki tane elif ve nun var. Diyoruz ki, insan dua makamında temiz olmalıdır, taharetli olmalıdır. Yani hem cismi boyutu ve hem de ruhani boyutu temiz olmalıdır. Zira insan kelimesindeki birinci elif ve nun insanın cismi tarafına işarettir. Beden ve maddi tarafa işarettir. İkinci elif ve nun ise insanın ruhani boyutuna işarettir. Birincisinde beşer temiz olmalı yani abdestli olmalı. Adem temiz olmalı, abdestli artı kalbi temiz olmalı. İnsan temiz olmalı hem cismani tarafı hem ruhani, yani bütün benliği, her şeyi temiz ve taharetli olmalı. Duanın bir adamı. Bu birinci. Bu birinci. Bakınız, bu kavrama baktığımız zaman temizlik kavramı. Temizlik kavramı. Allah temizdir, temiz ağızdan çıkanı da sever. Allah temiz ağızdan çıkanı sevdiği gibi temiz kalpten çıkanı da sever. Temiz kalpten çıkanı sever. Kişi namazdan, efendim ezandan 3 dakika önce oturmuş, mesela caminin önünde yarım ton küfür konuşmuş. Yarım ton. Çıkmış şimdi yukarıya, yarım ton küfürle ağız kirlendi. Eğer ağız kirliyse kalp zaten kirli. Şimdi çıkmış o güzel Allah'ın nur kelamlarını almış o pisliğin içerisine atıyor. Fatiha suresini almış pisliğin içine atıyor. İhlas suresini almış pisliğin içine atıyor. Ve namazdan da sonra şayet dua ediyorsa o güzelim duayı da almış pisliğin içerisine atıyor. Bu adabın dışındadır. Kalp temiz olacak, beden temiz olması gerektiği gibi. Dil temiz olacak, bakın. Yani duanın temizlik noktasında diyor ya beşer, Adem insan. Beşer, vücudun temiz olsun. Adem, azaların temiz olsun. Ağzın temiz olsun, gözün, kulağın temiz olsun. İnsan temiz olmalı, ruhani tarafı temiz olmalı. Vesselam. Fazla da uzatmıyorum bu bölümü. O taraflara gitmemek için. Yani o esrar boyutuna gitmemek için. Duanın ikinci adabı, duayı insan güzel koku kullanarak yapmalı. Itır kullanıp da, güzel koku kullanıp da dua etmek nedir? Duanın adabıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Habbebe li min dünyakum selas. Dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Bakın, üç şey bana sevdirildi. Bu üç şeyden bir tanesi zevcedir. Zevce. İkincisi güzel kokudur, üçüncüsü namazdır. Peygamber Efendimiz eşlerini severdi.
Müslümanların da eşlerini sevmesini Müslümanlara tavsiye ederdi. Gerçi Peygamber Efendimizin eşleri içerisinde onu üzenler de vardı. Ona da girmiyorum. Buyuruyor ki Müslümanlara hadislerinde eşlerinizi seviniz. Kadınlarınızı seviniz. Kadınlarınızı bir ağaç olarak görmeyiniz. Kuru bir ağaç olarak değerlendirmeyin. Kadını bir çiçek olarak değerlendirin. Çiçek atılmaz, çiçek dışlanmaz, çiçek vurulmaz, çiçek itilmez, çiçek koklanır. Güzel koku, dedik duanın adabı ve namaz. Bakınız rivayette var, rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin en fazla yaptığı harcamalardan, harcama alanlarından bir tanesi güzel kokuydu. Peygamberimiz güzel kokuyu o kadar harcama yaparmış. Ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a sordular. İnsanın omuzlarındaki iki tane melek, insanın nereden güzel veya kötü düşündüğünü biliyor. Nasıl bilebiliyor ki bu adam güzel şeyi mi düşünüyor, kötü şeyi mi düşünüyor? Güzel şeyi mi niyet ediyor, kötü şeyi mi niyet ediyor? Melekler bunu nereden biliyorlar? İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, melekler insanın ağzından çıkan kokuya göre bunu bilirler. İnsanın ağzından güzel koku çıkar ise melekler o insanın iyi düşündüğünü kabul ediyorlar. Diyorlar bu insan iyi düşünüyor ki ağzından güzel koku çıkıyor. İnsanın ağzından kötü koku çıktığı zaman melekler der ki bu insan kötü düşünüyor. Elbette parantez içinde arz edeyim. Bazı insanlarda ağız hastalığı, diş hastalığı olabilir. Bunlardan dolayı hatta mide hastalığı olabilir. Bunlardan dolayı ağzından pis koku gelirse hemen herkes anında hükmetmesin. Bu adam kötü düşünüyor. Bak ağzından pis koku çıkıyor. Bunu da parantez içinde söyleyelim. Peki hocam bu noktada da çok soru geliyor bizlere. Koku dediniz. Şimdi bu kokuların içinde alkol olsa bir sıkıntı yaratır mı? Şöyle söyleyeyim. Alkol derecesi mesela kolonyada alkol vardır. Ama o bir derecesi vardır onun. Zaten kolonyalarda yazarlar 80 derece diye. Onun üzerinde aşırı olur ise sakıncalıdır tabii ki. Evet. Bakın İmam Cafer Sadık Aleyhisselam güzel koku diyoruz ya. Sarımsak yediği zaman 3 gün camiye gitmezmiş biliyor musunuz? Cemaat namazını Ehl-i Beyt imamları onca tavsiye etmelerine rağmen, o kadar önemsemelerine rağmen, ezanı ikameyi işitip de cemaate katılmayan ümmetimin Yahudisidir. Hadis var peygamberimizden. Bu denli cemaate katılmayan kınanmasına rağmen, namaza önem vermeyen bizden değil veya bizim şefaatimize ulaşmayacaktır. Mazereti olmadığı halde cemaat namazına katılmayanlar da namazı hafife almış olurlar. Bu kadar teekit ve vurgu olduğu halde cemaat namazının onca sevabı olmasına rağmen İmam Cafer Sadık Aleyhisselam sarımsak yediği zaman 3 gün cemaate camiye gitmezdi. Bu kadar da titiz hocam. İmamlarımıza bakın. İmamları sevip Yezid gibi yaşayanlar, İmamları sevip Sufyanileri sevindirip Sufyanilere benzeyenler. İmam bir ağız kokusuyla müminleri incitmemek, rahatsız etmemek için camiye gitmiyor. Adam camiye geliyor müminleri rahatsız etmek için. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Camiye geliyor müminleri rahatsız etmek, üzmek, birbirine düşürmek. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Evet. Ben bazen diyorum falanca camiye gelmiyor ya. Mesela. Falanca camiye gelmiyor. Namaz da kılmıyor. Günahkardır. Günahı kendisine. Evet. Bireyseldir. Onun günahı fevridir, bireyseldir.
Ama bir insan, İmam Sadık Aleyhisselam sarımsak kokusuyla bile müminleri incitmemek, rahatsız etmemek için camiye, cemaate gitmiyor. Bir insan camiye, cemaate müminleri incitmek, üzmek, perişan etmek, müminleri günaha düşürmek, fitne ve fesat çıkarmak için camiye gidiyorsa. Şimdi fitne fesat çıkarıldığı zaman ne olacak? Sen onun gıybetini yapacaksın, o senin gıybetini yapacak. Sen onu kıskanacaksın, o seni kıskanacak. Sen onun hainliğini çekeceksin, o senin hainliğini çekecek. Derken sen iki olacaksın, o üç olacak. Sen beş olacaksın, o yedi olacak. Allah'ın evinde bir fitne kümesi başladı çıktı. Kendi kendine ne diyorsun? Diyorsun benim dinden anladığım bu. Böyle bir insanın gidip sağda solda fevri ve bireysel günahlar yapıp da camiye gelmemesi daha doğrudur. En azından Allah'ın evini ve müminlerin meclisini fesada boğmuş olmaz. Fesat kaynağı yapmış olmaz. Yani hocam bir dua bile etmediğimizde namazdan sonra hani Allah o namazı bizim başımıza atıyorsa bu şekilde gelip namaz kılana Allah-u Teala neler yapar? Eyvallah, bakın ne güzel bir noktaya geldiniz. Ne güzel şeyler çıkarıyorsunuz. Bir dua etmediğinde namaz başına vuruluyor. İmam Sadık Aleyhisselam bir sarımsak kokusuyla bile cemaati rahatsız etmemek için camiye gitmiyor. E şimdi sen gelmişsin camiye, oturduğun orada oturuyorsun küfür, burada oturuyorsun gıybet, şurada oturuyorsun dedikodu. Efendim, müminlerin meclisine suizanlar empoze ediyorsun, mideler bulandırıyorsun, insanların aklını rahatsız ediyorsun, huzurunu bozuyorsun. Diyorsun ki ben geldim namaza. Hayır, böyle bir namaz yok. Dinde böyle bir ibadet yok. Dinde böyle bir namaz yok. Dinde böyle bir cemaate katılım yok. Yok böyle bir şey. Evet. Sen de diyorsun ki ben bu dinden şunu anlıyorum kardeşim. Allah'ın senin namazına ihtiyacı yok. Bu caminin senin namazına ihtiyacı yok. Git bu caminin dışında istediğin kadar günah et. Yani bir insan ibadet etmeyip kendi dünyasında bireysel günah işlemesi senin namazından daha hayırlıdır. En azından o müminlerin meclisine fesat sokmuyor. Evet. Müminlerin camisine, ibadethanesine, Allah'ın evine huzursuzluk sokmuyor. Ben onun dinden böyle anlıyorum. Evet. Aksini de iddia eden varsa, ispat edecek olan varsa buyursun gelsin iddiasını bize ispat etsin. Eyvallah. Bir bireysel günah, bir toplumsal günah. Adam camiye gelmeyeni kınıyor. Tamam, kına. Eleştir. Ama camiye gelmeyen hiç olmasa gelip camide fitne yapmıyor. Ama sen camide fitne yaparsansa, sarımsak kokusuyla insanları rahatsız etmemek için imam camiye gitmiyor. Bu nedir? Geçelim. Duanın adabı, güzel koku. Duanın üçüncü adabı er-ravahu ilel mescid. Duayı camide yapmak. Duayı camide yapmak. Cami neresidir? Allah'ın evi. Yer küresi Allah'ın değil mi? Kainat Allah'ın değil mi? Her şey Allah'ın değil mi? Amenna. Her şey Allah'ın. Kainat Allah'ın. Varlık Allah'ın. Ama nedir? Her şey Allah'ın olmasına rağmen Allah buyuruyor ki yeryüzündeki camiler Allah'a aittir. Bakın. Camiler Allah'ın evidir. Cami bu kadar kutsanmıştır dinimizde. O kadar kutsanmıştır ki oraya cünüp olarak giremiyorsun. Haramdır. Her taraf Allah'ın olmasına rağmen camiye cünüp olarak giremiyorsun. Çünkü Allah biliyor ki bura benim evimdir. Benim evim. Allah oraya benim evim dediği için orayı karıştıranın da çok ağır vebal ve günahlarını Allah peygamberi ve imamlar bizlere belirtmişlerdir. Onun için oraya giden ne için gider? Oraya giden orayı ahiret pazarı olarak görür. Oraya giden ben cennet müşterisiyim. Buraya cennete müşteri olduğum için geldim. Oraya giden ibadete, oraya giden ne buyuruyor? Duanın üçüncü adabı camiye gitmek. Duanın adabına, ibadetin adabına riayet etmek için oraya gider. Dolayısıyla duanın üçüncü adabı camiye gidip duayı camide yapmak.
Duanın dördüncü adabı, dua etmeden önce sadaka vermek. Bu da adaptır. Hele özellikle, mesela kişi diyor ya ben her gün dua ediyorum, her gün sadaka mı vereyim? Her gün insan yapamasa da önemli bir haceti, önemli bir sıkıntısı olduğu zaman dua etmeden önce bir fakiri sevindirip sadaka, duasından önce sadakayla başlayıp sonra duasını etmesi duanın adabıdır. Beşinci adabı kıbleye doğru oturmak. Ki bu bölümleri kısa kısa geçiyorum. Altıncı adabı husnu zenne billah fi te'acili icabetihi. Duanın çok acele bir şekilde kabul olacağına dair Allah'a husnu zan sahibi olmak. Husnu zan etmek. Yedinci adabı el ikbalu bi kalbihi, kalben duaya yönelmek. Duayı kalben yapmak. Sekizinci adab la yus'elu muharremen, haram bir şey istememek. Dua ederken Allah'tan haram olan bir şeyi istememek. Bakın haram olan bir şey. Nedir? Duanın adabına aykırıdır. Dokuz, tenziful betni minel haram. Mideyi haramdan temizlemek. Adamın midesinde 30 senenin, 40 senenin haramı var. Kirli mide ile, haram dolu mide ile gelmiş Allah'tan bir şeyler istiyor. Duanın adabına aykırıdır. O mideyi temizlemek lazım. O mideyi, midedeki haramları atıp da o mideyi helal ile doldurur. Gidiyor haram bir şey yiyor veya haram bir şey içiyor, ondan sonra geliyor dua ediyor ki bu duanın adabına aykırıdır. El israru bid dua. Duayı, el esraru bid dua. Duayı gizli olarak yapmak. Mesela sağında biri var, solunda biri var, önünde biri var, arkanda biri var, cemaatte oturmuşsun. Bakın dua ediyorsun. Sen sesli bir şekilde duanı yapsan da Allah seni işitiyor. Kalbinden duanı da yapsan Allah seni işitiyor. Yani sessiz bir şekilde. Kalbinden derken sessiz bir şekilde. Dilinle söylersin ama sessiz, kendin efendim hissedeceğin şekilde. Ama bir bakıyorsun adam öyle dua ediyor ki 2 metre o taraftaki de duyuyor. Dolayısıyla 2 metre o taraftaki de dua ederken onun da nedir? Huzu ve huşusu bozuluyor. Onun da konsantrası bozuluyor. Dikkati dağılıyor. Duayı gizli bir şekilde etmek duanın adabı. 11. adab, temimu dua. Dua ederken umuma dua etmek. Sadece kendine değil. Allah'ım beni şöyle yap, beni böyle yap değil. Allah'ım bütün müminleri böyle yap. Allah'ım bütün müminleri belalardan koru. Allah'ım bütün müminleri namertlere muhtaç etme. Allah'ım bütün inananların akıbetini hayırlı eyle. Yani dua ederken geneli duanın içerisine sokmak duanın adabıdır. Duanın 12. adabı tesmiyetul hace demiş. Tesmiyetul hace nedir? İsteğini dile getirmek. Hacetini dile getirmek, hacetini ünvanlandırmak, söylemek. Allah'tan ne istiyorsun? Evlat mı istiyorsun? O hacetini söylemek. İş mi istiyorsun? O hacetini söylemek. Efendim, sağlık mı istiyorsun? Duanda istediğin şeyi diline getirmek. 13. adab el huşu'u vel buka'u vel tebaka. Huşu, huzu, ağlamak. Ağlamasan bile kendini ağlatanlara benzetmek. Yani sızlanarak dua etmek. Aciz bir şekilde dua etmek. El-i'tirafu biz-zenb, 14. adab. Dua ederken önce kusurlu bir insan, kusurlu bir kul olduğunu itiraf etmek. Allah'ım ben günahkar bir kulunum. Ya Rabbi tepeden tırnağa, baştan ayağa kusurlarla doluyum. Günahlarla doluyum. Ya Rabbi aciz bir kulunum. Ya Rabbi öyle günahlar yapmışım ki, gözümle öyle günahlar yaptım. Dilersen kör edersin. Dilimle öyle günahlar yaptım. Dilersen lal edersin. Kulağımla öyle günahlar yaptım. Dilersen sağır eder. Elim ayağımla öyle günahlar yaptım. Dilersen beni felç edersin. Ama ya Rabbi sen kerem sahibisin. Sen rahmet sahibisin.
sen gaffar sıfatına sahip olansın. Hikmet sahibisin. Duaya başlarken insanın günahlarına itiraf etmesi duanın adabıdır. Bu noktada hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Adam günah işliyor, günahını yapıyor. Belli zaman sonra namazını kıldıktan sonra hocam dua etmeye utanıyor. Yani onu Allah'a söyleyemiyor. Bunun hakkında kısa bir şekilde ne demek istersiniz hocam? Şimdi şöyle demek lazım. Peygamberler bundan utanmamış. Masumlar bunlardan utanmamış. Biz neden utanıyoruz? Peygamberler öğretmen değil mi? İmamlar öğretmen değil mi? Onlar bize öğretmişler. Onların öğretileri yanlış olur mu? Olmaz. Onların öğretileri yanlış olmadığına göre utanmak da yanlıştır. Utanmak da yanlıştır. Yalnız dua ederken insanın kusuruna, günahına itiraf etmesi duanın adabındandır diyoruz ya. Hı hı. Bu adaba da riayet ederken sağın solun duymayacak şekilde itiraf etmek lazım. Tabii. Sağın solun efendim duyacak şekilde Allah'ım ben falancanın şusunu yaptım, falancanın busunu yaptım, falancaya şunu, falancaya bunu. Sağın solun duyduğu zaman dışarıya çıkmadan bir de bakarsın ki senden önce yaptığın günah başkalarının kulağına gitmiş. Onun için gizli bir şekilde bunları söylemek lazım. Duanın 15. adabı takdimul ihvan. Dua ederken kardeşlerine kendinden önce dua etmek. Kardeşlerine kendinden önce. Hazreti Fatimetü'z-Zehra selamullahi aleyha hakkında İmam Hasan buyuruyor. Bir gün annem Fatıma'nın dua ettiğini gece, dua ettiğini gördüm. Baktım hep başkalarına dua ediyor. Sebebini sorduğumda buyurdu, önce komşu sonra ev. Önce komşu sonra ev. Duanın adabıdır. Önce kardeşlerin sonra kendine dua etmen. Raf'ul yedeyni biddua, dua ederken ellerini havaya kaldırmak. Ellerini açarak dua etmek. E niye? Allah her tarafta yok mu? Allah sağda da var, solda da var, gökyüzünde de var, yer altında da var. Allah'ın olmadığı bir yer mi var? Allah her tarafta var. Peki duanın adabı dua ederken el açıp, el açarak dua etmek bunun sebebi ne? Bakınız Enes'ten rivayet var. Enes İbni Malik'ten diyor ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا دَعَى فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ Allah Resulü dua ederken ellerini açardı. مَسَهَ وَاجِهَهُ بِيَدَيْهِ Bakın, iki elini yüzüne sürerdi. Açardı ve iki elini yüzüne sürerdi. اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ بِذَالِكِ Ashabına da aynı şeyi yapmalarını emrederdi. Ve yurakkisu aleyhi ve onları bu konuda nedir? Teşvik ederdi. Bu konuda onları daha fazla rağbetlendirirdi. Neden? Neden? Zira Allah'a uzanan el boş olarak geri gelmez de ondan. Sen eğer Allah'a el uzatmışsan, Allah'a el açmış isen, o el Allah'ın katından geri boş gelmez. Eğer insan ellerini yüzüne çekerse, ki bazıları soruyor, niye elimizi yüzümüze çekiyoruz? Yani Allah'ım ben senin bana vereceğin nimeti, maddi manevi feyzini, lütfunu, inayetini yüzüm ile karşılıyorum. Ve onu yüzüme sürüyorum. Yüze el çekmenin de anlamı bundan ibaret. Bakınız duanın 16. adabını söylemiş olduk. 17. adaba bakıyoruz. Dua ettiğimiz zaman içerisinde ismi azamın olduğu duaları yapmak. İsmi azam. Evet. İsmi azamın olduğu duaları yapmak. Yani Allah'ın büyük isimlerinin olduğu duaları yapmak ki bu ismi azama eğer bu programla vakit kalırsa
girerim çünkü Mefatihül Cinan'da buna dair işaretler var. 18. adab el ibtida'u bil medhi lillahi teala. Dua ederken önce Allah'a methetmek. Allah'ım sen rahmet sahibisin. Allah'ım sen af sahibisin. Allah'ım sen sonsuz kerem sahibisin. Allah'ım sen celilsin. Allah'ım sen cebbarsın. Allah'ım sen rahmansın. Allah'ım sen rahimsin. Allah'ı medhü sena ederek duaya başlamak duanın adabı. Duanın bir diğer adabı duaya salavatla başlayıp duayı salavatla bitirmek. Evet, en başta da söylemiştiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Eğer bir insan salavat ile duaya başlarsa, sonra duasını yaparsa, duasını yaptıktan sonra amin ya rabbel alemin deyip Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed diyerek duayı noktalarsa, Peygamberimiz buyuruyor ki Allah baştakini kabul eder. Yani salavatı. Sondakini de kabul eder. Yani salavatı. Yani Allah peygamber ve ehli beytine gönderilen salavatı geri çevirir mi? Çevirmez. Kabul eder. Allah ki baştakini ve sondakini kabul ediyor, bu ikisinin ortasındakini geri göndermekten haya eder. Bu ikisinin ortasındaki nedir? Dua. Duanın adabı selavat ile başlayıp selavat ile bitirmek. Duanın bir diğer adabı nedir? Akik yüzük takmak. Bu da duanın adabıdır. İnsanın akik yüzük takması duanın bir diğer adabı. Duanın sonunda amin demek. Özellikle rivayetlerimizde var. Kadınların ve çocukların amin demeleri daha fazla teşvik olunmuştur. Daha fazla tavsiye edilmiştir. Kadınların ve çocukların amin demeleri. Duanın bir diğer adabı, yani 23. adabı, insanın dua ederken ağzından çıkan cümlelerde adaba riayet etmesi. Güzel cümleler seçip de öyle dua etmesi duanın bir diğer adabıdır. Yani toplam 23 tane adabı saydık. Şimdi bu noktada hocam aralarda da çok güzel şeyler söylediniz. Mesela en son söylediğiniz duayı salavatla başlayıp salavatla bitirince Allah-u Teala o dua geri çevirmiyor. Evet. Ve yine söylemiştiniz hani biz dua etmediğimiz zaman Allah'a cefa ediyoruz. Ama dua edip kalksak bu sefer ne diyor? Ben onu kabul etmezsem ben cefa ederim. Ben cefa diyor. Etmiş yani olurum. Burada Allah'ın hocam bir ahdinin olduğunu görüyoruz. Bana dua edin de ben kabul edeyim. Ama şimdi hocam bakıyoruz ki öyle insanlar var ki bize bunları soruyorlar. Yani dua ediyoruz, ediyoruz, Allah'a yalvarıyoruz, Allah'a yakarıyoruz ama olmuyor. Evet. Hani dualarımız bir türlü kabul olmuyor. Hani bunun nedeni ne? Niye kabul olmuyor? Neden? Bir noktada yanlış yapılıyor muhakkak ki. Bunun şartı nedir hocam yani? Bakın şunu öncelikle ben belirteyim. İnsan nankör olduğu için sıkıntı, dert, musibet, ihtiyaç anlarında Allah'ın kapısına gidiyor. Çalmaya başlıyor Allah'ın kapısı. Allah'ım derdim var geldim, sıkıntım var geldim, hastam var geldim, borcum var geldim. Hacetim var geldim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her halinizde dua edin. Genişlik halinizde dua edin. Sıkıntı halinizde dua edin. Ve izâ messel insâne zurru de'ana. İnsana bir sıkıntı İsabet ettiği zaman bizi sesler, dua eder. Lican bihi, yan tarafına yatarak dua eder. Ev kaiden veya oturarak dua eder. Ev kaimen veya ayakta dua eder. Felamma keşefna enhu zurrehu merre ke'en lem yed'una. Ama onun sıkıntısını ondan biz aldığımız zaman, yani onun hacetini ona biz verdiğimiz, ihtiyacını giderdiğimiz zaman
adeta sanki düne kadar ısrarla dua eden bu değilmişçesine her şeyi bir kenara bırakır. Duayı, çağırmayı, seslemeyi bir kenara bırakır. Yunus suresinin 12. ayetinde buyuruyor. Veya ve izâ en'amnâ alel insân e'araza. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir. Bakın bizden yüz çevirir, çeker gider. Yan çizer adeta. Ve izâ messehu şerru fezu duâin ariz. Ama ona bir kötülük, bir fenalık dokunduğu zaman bir de bakmışsın ki uzun uzun dualar yapmaktadır. Fussilet suresinde buyuruyor. Veya İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Men tekaddeme fiddua ustacibe lehu izâ nezele bihil bela. Belayı, bakın duayı belanın önüne geçiren. Duayı belanın önüne geçiren. Yani beladan önce dua eden insan bela ile karşılaştığı zaman dua ettiğinde Allah o belayı ondan uzaklaştırır. İmam aynen şöyle buyurur. Ve kâletel melâiketu sevtum me'rufun. Türkçesini arz edeyim. Genişlik halinde sen dua ediyorsun. Rahatlık halinde sen dua ediyorsun. Sağlıkta dua ediyorsun. Nimette dua ediyorsun. Bollukta dua ediyorsun. Huzur ve saadette dua ediyorsun. Ama bir gün yoklukla karşılaştın. Bir gün hastalıkla karşılaştın. Bir gün huzursuzlukla karşılaştın. Başlıyorsun dua etmeye. Allah sıkıntım var. Allah hastam var. Allah huzursuzluğum var. Melekler ne diyor? Ya bu ses bize tanıdık bir sestir. Bakın İmam Sadık Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bu ses bize yabancı bir ses değil. Bu ses tanıdık bir sestir. Bu sesin sahibine biz icabet edelim. Onun sahibine icabet edelim. İcabet ederlerken ne yapıyorlar? Onun isteğini Allah'tan isteyip getiriyorlar. Ama genişlik halinde Allah Allah dememişsin. Dua etmemişsin. Allah'ın kapısına gitmemişsin. Şimdi sıkıntıya düşmüşsün. Sıkıntıya düştüğün yerde Allah Allah diyorsun. Melekler ne diyorlar? Biz bu sesin sahibini tanımıyoruz. Biz bunun sesini tanımıyoruz. Tanımadıkları zaman nedir? Senin duan sadece kendin tarafından duyulmuş oluyor. Kendin tarafından işitilmiş oluyor. Usulü Kafi'nin 4. cildinde vardır. Hı hı. Dolayısıyla bazılarının duasının bu dünyada icabete erişmemesinin sebeplerinden birisi budur. Evet, yani genişlik halinde Allah'ı unutup sıkıntı halinde Allah Allah demeler. Evet. Yani sebep bu. Bazıları da var ki hocam, hani o kadar nimetin bolluğun içinde kendisine bir taş gelmediği için herhalde yaptığı kötülükleri evet, marifetmiş zannediyor ki Allah bana bela vermiyorsa demek ki benim hatam evet, yok diye. Bu yüzden duayı da yapmıyor, geciktiriyor. Yani şunu da söyleyebiliriz. Bakın Yunus kardeşim. Duanın vakitlerini de bilmek, duanın icabete erişme şartlarını da bilmek önemli. Tabii. Yani her şeyin bir şartı var. Hı hı. Her şeyin bir vakti var. Evet, duanın genel manada genel olarak bir vakti yoktur. Her halde, her saatte insan dua edebilir. Hı hı. Ancak duanın bir de özel zamanları vardır. Özel vakitleri vardır. Özellikle aslında sorunuzun içinde bu yok. Ama buraya gelmişken şunu arz edeyim. İnsanın gerçekten çok önemli bir haceti var. Israrla Allah'tan istiyor. Yıllardan beri istiyor. O tür izleyicilerimiz muhakkak vardır. Ya hacetsiz kul mu vardır? Dertsiz insan mı vardır? İhtiyatsız insan mı vardır? Duanın o özel vakitlerini o izleyicilerimize söylüyorum bakın. O tür izleyicilerimize söylüyorum. İmam buyurur uttubu dua fi arba'i saat. Buyurur ki 4 saatte duanızı yapın. İşte bu 4 saat demesi duanın sadece bu 4 saatte yapılacağına işaret değil. Dua her saatte yapılır. Ama bu 4 saat ganimettir. Ne için? Dua için ganimettir. İnde hububir riyah, rüzgarlar estiği zaman.
hızlı rüzgarlar esiyor ya. Hı hı. Dua, duanın özel saatlerinden birisi. Ve zevalil fiyah, yani öğlenin ilk saatleri, öğlenin başlangıç saatleri. Nuzulul kater, yağmur yağdığı zaman. Ve evvelu katreti min demil katilil mu'min. Mu'minin, yani şehidin kanının ilk damlası yere düştüğü zaman. Şehidin kanının ilk damlası yere düştüğü zaman. Çünkü bu saatlerde imam buyuruyor ki gökyüzünün kapıları açıktır. Veya Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor. Dört yerde dua etmeyi ganimet bilin kendinize. Dört yerde. Bir, inne kıraatil Kur'an. Kur'an okunduğu zaman. Mesela bir yerde meclistesin. Üstadlardan bir tanesi Kur'an okuyor. Sen de oturduğun yerden içinden dua et. Kur'an okunduğu zaman dua etmeyi ganimet bilin. Bir taraftan dinle, bir taraftan dua et. İndel azan. Ezan okunduğu zaman. Ama üzülerek arz ediyorum. Burada biraz duralım. Hı hı. Duralım, duralım, duralım. Bazı yaralar neşter vurulması gereken yaralardır. Bugün camilere gidin, ezan okunduğu zaman muhabbetten başka bir şey yok. Ne yazık ki, evet. O tarafta Allahu Ekber ezan okunuyor, bu tarafta beyefendi muhabbet ediyor. Dışarıda 5 saat konuşmuş, yorulmamış, 5 saat konuşmuş, doymamış, bir de ezanda sohbet ediyor. Ya mübarek, bakın Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor, indel azan, ezan okunduğu zaman dua etmeyi kendinize ganimet bilin. Ganimet nedir? Ganimet, ganimet. Ele gelen kazanç. Yani dua ederken ezan saatinde dua etmeyi kendinize bir kar bilin. Kendinize bir kazanç bilin. Ya biri oradan kalkıp dese ki şu ezan bitene kadar susana ben 50 lira para vereceğim. 100 lira para vereceğim. Ya bir insan konuşur mu Allah aşkına? Evet. 50 lira para için, 100 lira para için susuyorsun. İmam Ali buyuruyor ki ezan esnasında dua etmeyi ganimet bil. Ya ezan okunuyor, sen de içinden duanı et. Sessiz bir şekilde Allah'tan hacetlerini iste. Paranı da iste, sağlığını da iste, huzurunu da iste, 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 iste. Allah'tan istiyorsun da Allah vermekle Allah'ın hazinesinden bir şey eksilmez. Hı hı. Allah sonsuz hazine sahibidir. Sen ne istersen iste, Allah sana vermekle Allah'tan bir şey eksilmez. Ama sen iste, sınırlı olan sen, sınırsız olan Allah'tan iste. Allah sana ne kadar verirse Allah'ın ne Allah'lığından ne hazinesinden bir şey azalmaz. Sen bunu bil. Bunu bildiğin halde ezan okunurken halen dahi dünya sohbeti, 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 sohbeti. Sen şimdi kalkıp dönüp desen ki ya sen burada ne arıyorsun? Sen buraya neye geldin kardeşim? Kardeşim bura dünya pazarı değil. Evet. Bura toyhane değil. Bura barhane değil. Bura kahvehane değil. Bura kaldırımhane değil. Bura Allah'ın evi, ibadethane. Cennet bahçesi burası. Cennet pazarı burası. Diyorum ki ya bunu diyecek mümin, İmam-ı Mehdi aleyhisselamın zuhurundan önce bunu diyecek müminler çıkacak mı acaba? Yani bir camiden 10 kişi kalkıp, 15 kişi kalkıp bu şekilde konuşacaklar mı İmam Mehdi'nin zuhurundan önce? Ben hiçbir camide duymadım. Evet hocam. Hiçbir camide ben duymadım. Kimse nereye tefsir ederse etsin, nereye yorarsa yorsun. Ben hiçbir camide duymadım. Efendim ezan okunduğu zaman dünya sohbeti yapanlara bir 10 kişi, 15 kişi kalksın tepki göstersin. Hı hı. Bir kişi, iki kişi tepki gösterdiği zaman o bir, iki kişiye dünya sohbeti yapanlar baskın çıkıyorlar. Sana ne karışıyorsun? Senden mi öğreneceğim? Sana mı danışacağım? Sen kim oluyorsun? Ama 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi kalkıp tepki gösterdiği zaman, emri bil maruf, nehyi anil münker yaptığı zaman ezan esnasında konuşulabilir mi? Eyvallah. Konuşulmaz. Eyvallah hocam. Evet, burada hocam isterseniz noktayı koyalım. Sonunda 10 yağmur yağdığı kaldı. Zaman ganimet bilin.
Şehidin kanı döküldüğü zaman ganimet bilin. Evet. Sizi dinliyorum ben. 10 dakika dediniz. İşte hocam bayağı bir soru geldi, birikti de burada. Evet. Ben hepsini bir sıraya koyuyorum bu soruları. Hani